Ses 1-2-3, 1-2-3. Tamam. Evet, Kültür Sanat Günleri hızla devam ediyor. Bu sefer de yine yazar ve şair Güven abimizle beraberiz. Güven Kahramanoğlu. Bu sefer yanımızda Yunus Küçük abimiz var. Kendisi bir şair, ilk kitabını yayınladı. Yanımızda şair ve yazar Sayın Derya Avşar var. Yanımızda değerli yazar arkadaşımız, abimiz Engin Kasap var. Şimdi yanımızda çok değerli bir yazar dostumuz var. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden ve Ardahan'ı UNESCO'ya kadar tanıtmış, UNESCO ödülü almış. Sonra Polat Bilgin ablamızla beraberiz. Bu sefer değerli abimiz Kenan Karabağ var. Onunla biraz söyleşi yapacağız. Ardahan Kültür Sanat Günleri, 3. Ardahan Kültür Sanat Günleri devam ediyor. Bu sefer yanımızda şair ve yazar Sayın Derya Avşar var. Onunla konuşacağız. Önce Kültür Sanat konuşalım. Ne kadar süredir kendisi katılıyor bu bileşenin içinde. Sonrasında da romanları ve şiirleriyle, şiir kitaplarıyla ilgili sohbet edelim. Evet, evet, ne kadar süredir? Yani 3 defa düzenlendi bu Kültür Sanat Günleri. Üçüne de katıldınız mı? Nasıl başladı? Bir onun serüvenini anlatalım. Evet, şöyle söyleyeyim. Ben birinci ilk yapılan Ardahan Kültür Sanat etkinliğine katıldım. İkincisine katılamadım. Bu üçüncüsü zaten düzenleniyor. Üçüncüsüne de katıldım. Ama iklim şartlarından dolayı gerçekten üşüdük. Çünkü evet. Yanlış bir tarih belirlendi. Eylül olmasına rağmen. Evet, aslında yaz havasında Ağustos, Temmuz aylarında olmuş olsa burada bahar şenliği tadında geçer. Evet. Ve çok da renkli geçer. Çünkü metropol şehirlerden de köylere akın ediliyor. Bu bağlamda çok çok renkli geçerdi. Şu an insanlar çok soğuk olduğu için evlerinden çıkamıyorlar. Yani bırakın kitaba ilgi duymayı, yani insanlar evin içinden çıkamaz haldeler. Kapalı bir alan tercih edilmiş olsaydı bence daha verimli olabilirdi. Başkanımızdan söz aldık zaten, projeleri içinde var. Evet. Bu kış başlıyorlar, kapalı bir kültür sanat merkezi. Arda'nın zaten ihtiyacı var bu anlamda. Evet. Bir, hem konser, kapalı konser alanı, hem sinema alanı maalesef Arda'nda yok. Evet. Onun sözünü aldık. İnşallah seneye o kültür sanat merkezinde olacak dördüncüsü. Evet, biz hep diyoruz yani söz konusu Ardahan olunca gerisi teferruattır. Ona rağmen ben kız hastasıyım ama bu etkinliği kaçırmak istemedim. Bu atmosferi yaşamak istedim, dahil olmak istedim. Ve bu soğuklara rağmen oradayım. Ayaklarınıza sağlık. Peki ne kadar süredir taşıyorsunuz? Ne kadar süredir yazıyorsunuz? Ben, yazarlık, şairlik ne zamandan beri var? 2006 yılından başladım. Muhasebe kursuna giderken bana köşe yazarlığı, daha doğrusu birlikte muhasebe kursuna gittiğimiz arkadaşlarımızla birlikte köşe yazan var olur mu dediler. Ben de hemen balıklama atladım. Çünkü edebiyat aşığı bir insanım. Ben yazarım dedim ve genel gazetelere köşe yazarak başladım. 2006'da ilk şiir kitabım yayınlandı. Sevdan Düşüyor. Ardından Dışten Öte şiir kitabım. Onun akabinde Yalnızlığın Deryası. Kırlangıç deneme kitabımız. Şehriban hikaye kitabımız. Ardında Hüznü Yüzü yine şiir kitabı ve son olarak Kum Saati Gölgesinde. Evet, elimdeki kitap. Evet, roman ve tarihsel bir evet, tarihsel belgesi kurama. Bir roman. Biraz bundan bahsedelim son tabii romanınızdan. Ki.
Tabii kum ki. Saatinin gölgesinde savaş insanoğlunun en çirkin yaratımıdır. At başlığıyla. Kum Birinci saat... Dünya Savaşı'nda geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda başlıyor. Hı-hı. Daha 9 yaşındayken bütün ailesini kaybeden Hı-hı. küçük bir kızın trajik yaşam öyküsü aslında. Hı-hı. Yani 9 yaşından ve ölümüne kadar işleyen bir serüven bu. Hı-hı. Hayata karşı direnişi takdire şayan karakterinizin adı Zehra. Çok büyük zorluklarla mücadele ediyor. İlkel bir yaşamla karşı karşıya. Ailesini kaybettikten sonra İstanbul'a hizmetçilik etmesi için devlet onu gönderiyor. Orada generalin taciz ve tecavüzlerine maruz kalıyor. Konağın hizmetçisiyle 65 yaşında Ali Sayıp Efendi, kahramanımızın ismi. Ali Sayıp Efendi ile evlenerek konaktan çıkıyor. Erzincan'a yerleşiyor. Ama Ali Sayıp Efendi onu bir çocuk şefkatiyle kucaklıyor ve böyle devam ediyor hayatı. Gerçek bir hikayeden mi? Tecavüz sonucu çocuk, evet, gerçek hikayeden esinlendim. Tecavüz sonucu doğurduğu çocuk Ali Sayıp'ten değil ama köylüler öyle biliyor ve Ali Sayıp Efendi'ye de bu bağlamda yükleniyorlar. Peki yeni projeleriniz var mı? Bir de bundan bahsedelim son olarak. Bundan sonra yeni projelerimiz ben bu yıl içerisinde Hayat Eve Sığar kapsamında uluslararası UNESCO ödülü ikincilik ve beşincilik aldım. Öykülere ağırlıklı şu an yazıyorum. Bir yayınlanmaya hazır bir öykü kitabım var. Şiir kitabım var. Ve Sol Yanma Mektuplar diye bir yine dosyam mevcut. Yazarlık hayatım devam edecek böyle ölene evet, kadar yazabildiğim harika, kadarıyla. Harika. Kalemin elinde olacak. Kaleminiz var olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, sohbet ettik. Başarılar diliyoruz. Çok zaten başarılısınız. Başarılarının devamını ederim. Diliyoruz.